İkinci el telefon mu satıyorsunuz siz? Evet. Ama parçan yetti. Bunlar arızalı. Yani parçalarını kullanabilirsin. İçinde şarj soketini. Nereden alıyorsunuz bu malzemeleri? Buradan alıyoruz. Pazarda. Yani şunun soketini isterseniz mesela kullanabilirsiniz abi. Şunu da kullanabilirsiniz. Peki size uyarı geldi mi daha öncesinde? Yok abi. Nasıl gelmedi? Yani uyarı derken abi? Burada ya. Satış yapmanızla alakalı. He şöyle. Normal şartlarda abi. Şey değil yani. Böyle mesela sattığın zaman. Biz sana şöyle bir tane hediye verelim. Ne abi bu? Söyle ya. Bak içine bak. Ya ben kabul edemem bir şeyse. Sadece kabul edemem. Bak. Hediye abi zaten. Ya abi ya. Hediye hediye. Bize. Sen burada emek veriyorsun. Vallahi. Ne satıyorsunuz abla? Bir çamaşır, ne istiyorsanız. Bize bir tek bakmıyor. Sizi avuta bırakmıyor mu? Yok. Elimizde iki kere çamaşırını aldı getirdiler. Biz ne iş yapıyoruz peki? Bilmiyorum ki buradan ona. Bir şey söylemeyeyim yani. Yanlış bir şey yaptığınızı bilmiyorum. Abla biz görevliyiz. Öyle söyleyeyim. Nerede görevliyiz? Bizde mecburen ceza yazmamız gerekiyor. Şimdi mi? Maalesef. Gerçekten. 900 lira yazacağız gerçekten. Yapma, ya biz görevimizi yapıyoruz abla vallahi hani bizim elimizde olan bir şey değil. Yeni geldik zaten ben toplayayım tekrar. Tekrar toplayacak mısınız? He toplayayım yavrum. Toplayayım kurbanımı. Ya yapmayın ya beni korkutmayın. Tamam. Yo yo. Tamam abla merak etme. Tamam abla. Size böyle şey mi abla? Geliyorlar ne diyorlar? Toplayın, satmayın diyorlar. Hep böyle mi yapıyorlar? Hep böyle. Şuna biz ufak ufak hediyeler yaptık abla. Sen teşekkür ederim. Bakarsın. Ama yanlış bir şey yapmıyorsun yok, yok. Değil mi? Bana yanlış. Yanlış bir şey yapma. Yok abla yok. Yok abla. Hediye vermek için sürpriz hediye yaptık. Hediye vermek için size sürpriz yaptık yazıyor. Tamam öyle bir şey olur da yanlış bir şey olur. Yok, bak içinde de bu var böyle sürpriz. Tamam. Bunu size biz hiçbir şey almadan karşılıksız veriyoruz. Yani hiçbir şey yazmıyor, şey etmez. Yok, 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 yok. Sizin kötü durumda kalmanızı ya da böyle size zarar vermek için gelmedik. Sadece size insanların nasıl davrandığını öğrenmek için. Ama biz. Çok kötü davranıyor. Elimizden iki kere aldırın eşyamı vermedi. Gidemedi de kartal depoya nasıl gidemeler. Ama çok tatlı bir çocuksun. Yüzünüz de belli yani Allah. İkinizin de. Allah razı olsun. Allah işinizi gücünüzü basket etsin. Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa verir. Öyle geliyorum. Babıta geliyor. Malları alıp gidiyor. Korkuyorum. Mecbur geliyorsun. Damadım işsiz. Kiracılar, çocuklar. Yani olursa karnımız doyuyor, onlar da doyarsa. Gün oluyor şuradan 30 lirayla geri, 22 lirayla gittiğim de oldu yani. Vay be. Bugün kaç paran oldu abla? Bugün bir tane sattım 10 lira. Peki bugün akşama kadar kaç para kazanacaksın abla sen? Kaç lira kazanacağım? Kaba taslak. Geçen hafta da geldim, bir gün 22 lirayla gittim, bir gün geldim 45 lira aldım. Bu üçüncü gelişim artık bilmiyorum Allah ne kısmet eder. Her böyle günlük en fazla 20. 100 olmuyor yani. 100'ü hiç tamamlamadım. Yani. Abla o zaman ben sana şöyle bir... Vallahi ben bırakıp giderim bugün daha beklemem. Bugün bekleme o zaman. Sen Allah bak. Ne muradın varsa versin ya. Şöyle bir sürpriz sana. Allah'ım bütün ölmüşlerin yeri mekanı cennet. Buyur abla. Sürpriz yapacak. Onun da içine buyurun. Açın bakın abla. Ay ben ne yapayım ağlarım ya. Ne demek abla? Ablacım ya. Siz çok emek veriyorsunuz. Biz görüyoruz Allah yani. Allah razı olsun. Ne demek abla? Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Rabbim sizi kazadan beladan korusun oğlum. Çok adım neydi? İbrahim benim. Emirhan bu da. Emirhan. Emirhan'ın yüzü nurlu zaten. O kötü insana benzemiyor. Evet. Peki biz size ceza kesseydik çok mu kötü olurdu? Olurdu tabii ya. Biz şimdi önce böyle orada şey gibi gezdik. Gördünüz mü? Zabıta sandılar bizi hep. Ben de öyle sandım da. Öyle sandınız, evet. Korktunuz değil mi abla? Korktum, toplayacaktım hemen.
Ama yüzün, ben ne bileyim, bir de böyle gülüyor ya bu yavrum. Evet. Ondan değil ki, bunlar iyi insanlar, bunlar zarar gelmezdi. Kötülük yapan yüzünden belli oluyor çünkü. Değil mi abla? Aynen. Elinde size bir şey gelirse bize yardım edin. Zavutalar bırakmıyor biz burada bir şeyler satalım. Hiçbir yerde bırakmıyorlar. Şimdi geldim, bütün eşyaları toplu götürür. Bir tane 909 lira bir ceza zarfı verdik. Ne diye cezı kesip? Sizde bir şey istemiyorum ki ben. Abla ben sana şöyle bir şey vereyim. İçinde ceza, onu ödemek durumundasınız. Ne cezası bu? Bakın, çıkarın. Çıkarın bir abla. Bu ne peki? Bu ceza işte. Biz ne? Size böyle bir ceza vermek istedik. Bu ceza değil size. Ceza verdi de. Ceza işi değil. Sana teşekkür edelim de. Sürpriz yaptık biz size. Biz hak etmedik ama bizde. Hak etmedik sizi bize verdik. Hak ettiniz. Siz burada 65 yaşında burada bu kadar eşya ile burada çalışıyorsanız bunun 50 kat... Ümraniye'de geliyorum ha. O kadar yoldan geliyorsun. Bize de biraz yardım etsinler. Yani bıraksın da birkaç parça satalım yani. Doğru. Bana maaş bile bağlamadı. Ben gittim, benim bir hiçbir şeyim de yok. Maaş da bağlamadı. Ben de onunla konuda da hiç bir şey bilemedim. Abla, he. Size ben bir tane daha sürpriz yapayım mı? Çok teşekkür ederim. Allah bu da sizin olsun. Görüşmek üzere teyze. Bir tane ceza olsun. Burada kim yapıyor bu işi? Peki size uyarı geldi mi burada? Yok, gelmedi kardeşim. İşe bilmiyorum. Uyarı gelmedi mi size? Yok, vallahi yok. Burada peki satış oluyor mu? Yok ya. 100 paket maske satılıyormuş diye bize haber geldi. Ben bir tane geldim. Ben bir tane sattım. Ama torba orada. Tek bir tane mi sattın? Evet. Yani bize bunlardan günde 100 paket falan satıyor diye ihbar geldi de. O ne oluyor onlar şimdi? Bunlar şimdi mecburen vermemiz gerekiyor bizim. Birer tane size tamam. Vermemiz ve, gerekiyor. Ve... Ne yazıyor abi orada? Hediye vermek için sürpriz yaptık. Evet, hediye de içinde abi. Biz tamam. Size ufak bir şaka yaptık yani. Abi nereden geldin? He? Nereden geldin? Biz bir yerden gelmiyoruz abi. Size sürpriz yaptık sadece. Nereden geliyorsun? Evliler mi yani? Biz evimizden geliyoruz abi. Biz size böyle bir şey yapalım dedik abi. Mağazından. Aslında bizim görevimiz insanları mutlu etmek. Hani iyilik yapmak. Bunu da diğer insanları aşılamak. Yani şimdi biz size iyilik yaptık ya. Yoldan geçen birisi gelecek, size iyilik yapacak. Biz bunu herkes yapsın diye. Ha, biz bunu sağlamak amacı. Böyle satıyor mesela. Biz dedik ya abi 100 tane satıyor. Mahsus'dan 100 tane dedik. Aslında bir tane, iki tane satmış. Evet, bir tane. Biz de insanlara diyoruz ki burada sizin gördüğünüz gibi bu abi 100 tane satmıyor. Bir tane satıyor. Gelin siz de alışveriş yapın demek istiyor. Anladım. Maksadımız farkındalık yaratmak.